Ömer abi, Ömer abi, hadi ama dondurma yemeye gidecektik diye bağırıyordu minik Ayşe. Benim meleğim, tamam gideceğiz ama önce bir namaz kılalım. Bak ezan okundu diyerek küçük kardeşi Ayşe'yi sakinleştirdi Ömer ve güzelce abdestini almaya gitti. Abdestini almaya giderken bile başı öne eğik halde tevazuyla yürüyordu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen yaşından çok olgundu. Güzel bir aile terbiyesi görmüş, güvenilir ve cömert bir delikanlıydı. Öyle yakışıklıydı ki bazen annesi "Yusuf'um" diye seslenirdi ona. Komşuları, aile dostları ve sokakta gören herkes bir baktığında tekrar arkasını dönüp bakarlardı ona. Boyu uzun ve omuzları genişti. Saçları hafif uzun ve dalgalıydı. Devamlı sakal bırakır, hafif uzatırdı. Gözleri koyu kahverengiydi. Resulullah'ın sünnetinin izinden gider, hafif sürme çekerdi gözlerine daima. Uzun ve dikkat çekici kirpikleri de o kara kara gözlerini çerçevelerdi. Gören iltifat ediyor, maşallahlar çekiyordu. Ama Ömer iltifatlara karşı havalanmıyordu hiç. Tam aksine utanıyordu, mahcup oluyordu. Gerek ailesi gerek hocaları onu hep takdir ediyor, oğullarına örnek olarak hep onu anlatıyorlardı. Çünkü dini vazifelerini büyük bir titizlikle yerine getiriyordu Ömer. Ailesine saygı gösteriyor ve etrafındaki insanları da incitmemeye özen gösteriyordu daima. Gerçekten de herkese örnek olacak bir delikanlıydı o. Çünkü o da nefis taşıyordu. Nefsin arzularından zor alıkoyuyordu kendini ve nefsine söz geçirip daima dinini koruyordu. Abdestini güzelce aldıktan sonra her namazında giyindiği özel kıyafetlerini giyindi Ömer. Namazına özen gösteriyor, huşu içinde bir namaz kılmak için her şeyine dikkat ediyordu. Her namaz vakti ayrı bir heyecan vardı içinde. Namaz kılmayı çok seviyordu. Durduğu yeri biliyordu. Rabbi ile buluşmayı, onunla konuşmayı çok ama çok seviyordu. Beyaz uzun elbisesini giydikten sonra takkesini başına geçirdi. Gül kokusunu sürdü yüzüne ve sonra tebessüm etti. "Geliyorum sana Allah'ım" diyerek gül kokulu seccadesini serdi. Sürmeli gözlerinden sakalına ince ince yaş dökülüyordu. "Allahu Ekber" deyince kalbinin ritmi değişiyordu. Sevgilisiyle ilk defa buluşan bir gencin heyecanı gibi heyecanlıydı yine. Büyük bir aşkla namazını kıldı. Bitirdikten sonra ellerini semaya açtı ve dua etmeye başladı. O ara kardeşi geldi ve Ömer'in kucağına oturdu. Avuçlarını abisinin avuçlarına koydu ve abisinin yaptığı duaya bir bir amin dedi. Sonra hemen hazırlanıp sokağa çıktılar. Ömer kardeşini mutlu etmenin yollarını çok iyi biliyordu. Kardeşi yorulmasın diye onu omzuna aldı ve saatlerce usanmadan gezdirdi. Birlikte dondurma yemeye gittiler ve akşam vakti yine evlerine döndüler. Akşam sofrada ailecek yemek yerken annesi Ömer'e baktı. "Oğlum, yarın dini bir program varmış. Baban gitmek istemiyor. Biz gidelim mi kardeşini alıp? Hem değişiklik olur. Çok güzel dini gösteriler varmış. Biraz yolumuz uzun ama değer herhalde. Ne diyorsun?" Ömer annesinin elinden tuttu ve tebessüm etti. "Evimizin kraliçesi, sen dünyanın öbür ucuna gidelim desen de gelirim." "Gidelim annem. Hem bilmediğimiz şeyler çok." Annesi "Aslan oğlum" diyerek sevinçle masayı toplamaya başladı. Ömer ona yardım ettikten sonra odasına çekildi, yatsı namazını kıldı ve sonra eline bir kitap aldı. Geceyi kitap okumakla geçirdi. Ertesi gün kahvaltıyı yaptıktan hemen sonra yola çıktılar. Ömer dini bir program olduğunu duyunca gösteriye saygısından dolayı resmi giyinmişti. Siyah bir takım elbise içinde evden çıktı. Annesi oğlunu görünce her zamanki gibi nazar duaları okumaya başladı. Ömer yine utandı. Bir saatlik yolculuktan sonra sonunda yaklaştılar. Ömer'in yürüyüşü ve ahlakı salonda bekleyen birçok kızın dikkatini çekmişti.
Hepsi ona bakıyorlardı. Ömer bunun farkındaydı. Ama nefsini yenerek bir kez olsun başını kaldırmadı. Biletlerini aldıktan sonra annesiyle birlikte ön köşede yerini aldı. Çok kalabalıktı. Ömer etrafına bakmaya üşeniyordu. Gözleriyle öylesine sahneyi izliyordu ki bir an kardeşi Ömer'in koluna vurarak ona seslendi. ''Abi, ben çok susadım.'' ''Tamam, sen bekle. Ben alırım şimdi sana bir yerlerden su.'' diyerek ayağa kalktı ve dışarıya çıktı. Salonun karşısında da bir market vardı. Ömer içeri girerek su reyonuna doğru gitti. Eline bir şişe su alarak kasaya doğru ilerledi. Kasada tesettürlü bir genç kız vardı. O da su almak için gelmişti. Tezgahta yalnızca bir şişe su duruyordu. Çantasında cüzdan arıyordu genç kız. Kasadaki adam sesli bir şekilde ''Hadi bayan, arkada bekleyenler var.'' deyince kız mahcup olmuştu. İşte ne olduysa o anda oldu. Ömer kaşlarını çatarak market sahibine baktı. Daha yumuşak davranabilirdi. Karşısında bir bayan vardı. Üstelik o bir müşteriydi. Ne olursa olsun saygılı davranmalıydı. ''Tamam abi, kusura bakmayın. Ben cüzdanımı unutmuşum, kalsın bu.'' diyerek başını eğdi genç kız ve şişeyi tekrar eline alarak yerine koymak istedi. Arkadan biri hemen cebinden para çıkararak ''Buyur abi, hanımefendinin su parası.'' dedi. ''Kimdi o konuşan?'' Genç kız arkasını döndü ve Ömer'le göz göze geldiler. Genç kız hemen başını eğdi. Çok utandı. İffet ve haya sahibi olduğu her hareketinden belliydi. Genç kız sesli bir şekilde ''Yok sağ olun, kabul edemem, Allah razı olsun.'' dedi. Ömer ısrar etti. Kızın yüzüne bakmıyordu. Amacı onu küçük düşürmek veya nefsani çıkarlar için yaklaşmamaktı kıza. Gerçekten Allah rızası için yardım etmek istiyordu. Kız başı eğik halde kabul edemeyeceğini söylüyordu. Kaçmak istediği her halinden belliydi. İşi uzatmak istemiyordu. Çok uzayacaktı bu tartışma. Uygun değildi. Sessiz bir şekilde söylendi Ömer. ''Müminler kardeştir. Bunu kabul buyurun. Bir şişe suyun lafı mı olur?'' Genç kızın yanakları kızarmıştı utangaçlıktan. ''Allah razı olsun.'' diyerek suyu kabul etti ve hızlı bir şekilde oradan ayrıldı. Artık gözlerden kaybolmuştu. Ömer kendi aldığı suyu da poşete koyup marketten ayrılmıştı. Fakat bir duygu sarmıştı yüreğini. Anlam verememişti. İlk defa olmuştu bu. Nefsi duyguların onu da eline almasından korktu. Fakat üzerinde durmak istemedi ve hemen salona doğru yürüyerek içeri girdi. Gösteri başlamak üzereydi. Salon tıklım tıklım dolmuştu. Ömer salona girdiğinde tüm genç kızların bakışları yine onun üzerindeydi. Ömer başını kaldırmadan yerine oturdu. Başını kaldırıp birine olsun bakmadı. Ama bakışları hissetmişti. Genç delikanlı minik Ayşe'ye suyu verdikten sonra gösteri başladı. Muhteşem bir programdı bu. İlahiler, skeçler, Ömer gözyaşlarına hakim olamıyordu. Hele Peygamber Efendimiz hakkında yazılan şiirler, gözlerinden akan damlalar sakalına düşüyor. Sakalının gül kokusu burnuna değdikçe Resulullah'ı hatırlıyor, daha da ağlıyordu. 2-3 saatlik bir gösterinin sonunda sunucu sahneye çıktı. Programı kapatmak için bir şeyler düşündük. Programa layık bir kapanış olsun istiyoruz. Bilal-i Habeşi'nin Peygamber Efendimiz olan aşkını dinledik. 5 dakika sonra namaz vakti. Ezanla bir kapanış olsun istiyoruz. Ama bu kapanışı bir genç delikanlımız yapsın. Olur mu? Gönüllüler var mı acaba? Herkes birbirine bakıyordu. Kalabalığın sesinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Yok mu Bilaller? Hadi gençler diyerek seyirciyi teşvik etmeye çalışıyordu. Ömer'in annesi oğlunun gözlerine baktı. Hadi kalk. O genç de sen ol. Dercesine gülümsüyordu annesi. Ezansız namaz mı olur? Bakın, buraya bırakıyorum mikrofonu. Ömer etrafına baktı. Kimse el kaldırmamıştı. Sunucu sahnenin kenarına çekildi. Birisini bekliyordu illaki.
Ömer sunucuyu da annesini de kırmadı. Allah rızası için kalktı ve sahneye doğru yürüdü. Sunucu mutlu bir şekilde "Maşallah, helal olsun" diyerek Ömer'i karşıladı. Ömer sahneye çıktığında genç kızlar aralarında konuşmaya başladı. Mikrofon Ömer'in boyuna göre ayarlanamadığından çıkartılıp eline verildi. "Buyur delikanlı, sahneyi sana bırakıyorum" diyerek oradan ayrıldı sunucu. Ömer eline mikrofonu aldı ve elini kulağına götürdü. Derin bir nefes aldı, sonra tüm yüreğinden "Allahu Ekber" dedi. Bütün salonda Ömer'in sesi yankılanıyordu. Herkes susmuş, genç delikanlıyı dinliyordu. Bu ne kadar güzel bir sesti. Ne kadar yakışıklı bir çocuktu. Kimdi bu? Nasıl okuyordu? Nasıl bu kadar dokunaklı okuyabiliyordu ki? Ömer de dahil salondaki herkes yüreğindeki aşka ağlıyordu. Ömer ezanı okurken gözyaşlarına hakim olamıyordu. Allah korkusuyla okuyordu ezanı ve huşu içinde dilini, ses tellerini Rabbine teslim ediyordu. Ezanı yavaşça bitirdi. Herkes suspus olmuştu. Sunucu sahneye çıktı. Ömer'e sarıldı. Gözleri dolmuştu. Ömer'e konuştu. 40 yaşındayım ama senin gibi içten ezan okuyan hiç kimse görmedim. Gerçekten Bilal-i Habeşi'yi hatırlattın bana. Helal olsun. Adın ne genç? Ömer tebessüm etti ve "Adım Ömer. Allah razı olsun" dedi. Sunucu tekrar Ömer'e sarıldı ve "Senin gibi gençlere ihtiyacımız var delikanlı" diyerek uğurladı onu. Herkes ayaktaydı şimdi. Gösteri bitmişti. Hemen mescitlere dalıp namazlarını kıldılar. Ardından Ömer tekrardan salona dönerek annesinin yanına gitti. Çıkmıştı bile mescitten ve beraber salondan çıktılar. Ömer arabaya doğru yürüyordu. Arabanın anahtarını cebinden çıkardı. Birden bir ses işitti. Arkasından biri ona sesleniyordu. Minik bir erkek çocuğu arkalarından koşuyordu. Ömer arkasını döndü ve çocuğa baktı. Elinde bir euro vardı. "Buyur aslanım, ne oldu?" diyerek eğildi Ömer. Çocuk elindeki bir euroyu uzattı. "Bu unu sana verecekmişim. Ablamın suyunu ödemişsin. Parasını bulmuş şimdi. Borçlu kalmak istemiyormuş" dedi. Ömer tebessüm etti. Cebinden bir kağıt ve kalem çıkarttı. Bir şeyler yazdı ve küçük delikanlıya verdi. Cebinden 2 euro daha çıkarttı ve "Bak, o para sende kalsın. Bu da benden sana hediye. Gofret alırsın. Ömer abine çok dua et. Bak, bunu da ablana ver, olur mu?" diyerek çocuğun başını okşadı ve arabaya doğru yürüdüler. Annesi Ömer'e baktı. "Oğlum, kimdi o? Ne kızı, ne suyu, anlamadım." Ömer tebessüm ederek arabayı çalıştırdı. "Tevafuk, kader, başka bir şey değil anne" dedi. Yolculuk boyu gülüyordu Ömer. Çok mutluydu ama nedenini bilmiyordu. Kalbinin etrafında kuşlar uçuşuyordu sanki. Güller açmıştı sanki. Çok yoğun bir duygu içerisindeydi. Demek ki o kız da gösterideydi. Onu izlemişti, dinlemişti. Ve kardeşini yollayıp borcunu ödemek istemişti. Garip bir tevafuktu bu. Eve vardıklarında hemen üstünü değiştirdi ve yatağına uzandı. Olanları düşünüyordu. O genç kızla karşılaşmasını, haya ettiğini, nasıl utandığını düşünüyordu. Bu duygular da neyin nesiydi? Hayır, nefsani değildi bu hisler. Ama yüreği neden böyle atıyordu? Nasıl bir histi bu? Sanki Ömer onu bir yerlerden tanıyor gibiydi. Kızın ahlakını, hayasından kızaran yanaklarından okumuştu. Kimdi o? Ömer'i neden bu kadar etkilemişti? Gözleri değildi Ömer'i etkileyen. Hayır, güzelliği değildi. Hayasıydı, ahlakıydı. Ömer hiçbir kıza bu kadar muhabbet duymamıştı. Farklı bir şeydi, farklı bir duyguydu. Acaba bir daha karşılaşabilecek miydi onunla? Aklından çıkmıyordu bir türlü.
Düşünceler arasında uykuya daldı genç delikanlı. Gece 2.30'da saat çaldı. O vakit teheccüd vakti. Abdestini aldı ve namazını kıldı. Artık dualarını hayatında ilk defa gördüğü bir kızla süslüyordu. Allah'ım, sen beni benden daha iyi bilensin. Hayırlısını nasip eyle. Gönlüme seni seven, sana aşık olanı yerleştir. Beni gönlümle imtihan etme. Allah'ım, gözlerine baktığım ilk kızı helalim eyle. Harama bulaşmadan gönlümdekini bana helal eyle diye içten içe dua ediyordu. Sabah çok mutlu uyandı. Sanki o gün güneş Ömer için doğmuştu. Huzurla kahvaltı masasına oturdu Ömer. Annesiyle babası da oturmuş, onun sevinçli hallerini merak ediyorlardı. Lakin Ömer hiçbir şey anlatmıyordu. Minik Ayşe sütünü içip abisine seslendi. ''Abi, beni bugün gezdirecek misin? Lütfen beni parka götür.'' ''Olur.'' diye gülümsedi Ömer. Sevinçliydi. Ne teklif etseler kabul edebilirdi. İçinde garip bir heyecan vardı. Rabbine teslim olmuştu o sabahın gecesinde. İçinden bir ses, bir şeyler olacakmış gibi yankılanıyordu. Yüzüne nur oturmuştu sanki aşktan. Annesi oğluna uzun uzun baktı. İçine bir ateş düştü kadıncağızın. Oğlunda bir haller vardı. Bir ayrı güzellik, bir nur. Bu nasıl bir şeydi? Manevi duygulara kapıldı genç kadın. Minik kız bağırarak annesini daldığı düşüncelerden uyandırdı. ''Abi, örümcek!'' diye bağırıyordu minik kız. ''Hani nerede?'' diye ayaklandı hemen Ömer. Örümceği alıp camdan dışarıya atmak istiyordu. Kardeşi tabanı gösterdi. ''Burada bak abi!'' dedi. Ömer kafasını kaldırıp tavana baktı. Lambanın ucunda bir örümcek vardı. Ömer'in annesi birden oğluna baka kaldı. O da neydi? Gözleri doldu genç kadının. Oğlu örümceği alıp camdan dışarıya attı ve kardeşiyle şakalaşarak tekrar masaya oturdu. Gülümsüyordu. Keyifle kahvaltı yapıyordu. Kız kardeşi abisine teşekkür ediyordu. ''Abim benim, benim kahramanım.'' diye sesleniyordu. ''Ömer'im.'' diye seslendi birden kadın. Ayşe'yi hemen odasına gönderdi. ''Başını kaldır bir.'' Ömer başını kaldırdı. Genç anne durmadan besmele çekiyor. Öylece oğlunun boğazını izliyordu. ''Bu ne anneciğim?'' diye gözleri doldu. Ömer'in boğazının sağ tarafında ceviz büyüklüğünde bir şişlik vardı. Genç kadın oğlunun boğazına elleyerek başka bir yerin şişik olup olmadığına baktı. Yalnızca bir bölgeydi. Çok da büyüktü. ''Anne, ne oluyor?'' diye sordu Ömer. ''Ne yapıyorsun?'' Annesi ''Acıyor mu oğlum?'' diye sordu. ''Acımıyor anne.'' ''Geçen televizyonda bir doktor anlatıyordu bunu.'' ''Oğlum, ben korktum, bir doktora gidelim.'' Ömer'in morali bozuldu bir anda. Kabul etmedi. Annesi her şeyi büyütüyordu. Onu ne kadar kırmamaya çalışsa da bu konuda itiraz etti. ''Gördüğün gibi anne, çok iyiyim. Bak, acımıyor da. Korkacak bir şey yok.'' diyerek geçiştirdi Ömer. Aradan günler, haftalar geçti. Ömer annesine bir şey söylemese de ara sıra boğazına elleyip yokluyordu. Orada her ne varsa büyümüştü yine. Annesi de her fırsatta bakıp duruyordu. Bir gün Ömer annesini ağlarken buldu. ''Anne, ne oluyor?'' diye sordu. ''Oğlum, inat etme ne olur. Git bak, kötü rüyalar görüyorum.'' ''Nereye gideceğim anne?'' diye sordu. ''Doktora.'' dedi annesi yaşlı gözlerle. Artık Ömer de ciddi bir şeyler olabileceğini anladı. Doktora gitmek istemiyordu Ömer. Aklında hep o gösteride gördüğü kız vardı. Rüyalarında sürekli onu görüyordu. Yine ilk karşılaştığı yerde, ilk gözlerine baktığı yerde. Neden çıkmıyordu aklından, hayallerinden? Karma karışık duygular içerisindeydi. Her gün onu düşünerek uyanıyor. Sonra posta kutusunu kontrol ediyordu. Üniversitelerden haber gelip gelmediğini bekliyordu. Gençti, güçlüydü, sağlıklıydı. Ne hastalığı olabilirdi ki?
ama annesi zorla onu götürmek istiyordu. Sürekli ağlıyordu. Mecburen kabul etti Ömer ve bir ev doktoruna gittiler. Annesi zorla yanına geldi. Her şeyi o da duymak istiyordu. Doktorun bakışlarından anlayacağını umuyordu. Ömer genç bir delikanlı olarak bu duruma ne kadar sinirlense de belli etmemeye çalışıyordu. Ne olursa olsun annesini kırmamalıydı. Of bile dememeliydi. Çünkü din böyle emretmekteydi. Doktor tıklım tıklım doluydu. Saatlerce bekledi Ömer'le annesi. Ve sonunda içeri alındılar. Doktor Ömer'in boğazına elledi. Sertti. Bir de ultrasonla bakalım diyerek ultrasonla baktı Ömer'in boğazına. Annesi ise perişan halde bekliyordu. Nesi vardı oğlunun? Doktor sonra Ömer'e Almanca'dan uzun uzun konuştu. Arada Ömer'in annesine bakıyor, tekrar Ömer'e dönüyordu. Oğlum ne diyor diye sordu annesi. Ömer cevap vermiyordu ama sorular soruyordu sadece doktora. Arada başını sallıyor, yere bakıyordu. Morali bozulmuştu. Biraz sonra eline birkaç broşür verildi. Annesi ise hiçbir şeyi anlamamıştı. Eve vardılar. Ne dedi oğlum? Bir şey söylemedin diye oğlunun peşinde dolaşıyordu annesi. Ama Ömer hiçbir şeyinin olmadığını söylüyordu. Anne telaş etme. Bak söz, bir şey olursa gideceğim. Bir şey yokmuş diye geçiştiriyordu. O broşürler neydi o zaman diye sordu annesi. Reklam vardı bak diyerek annesine broşürleri gösterdi. Zavallı kadın zaten hiçbir şey anlamıyordu. Dur Emine'ye sorayım diyerek broşürleri elinden aldı kadın. Komşu kızına sormak istiyordu. Anne diye önüne geçti Ömer. Oğluna güvenmiyor musun? Hadi git sor kıza. Yok yere ayağa kaldıralım bütün mahalleyi. Annesi sonunda sakinleşti. Broşürleri masaya bırakarak küskün küskün oturma odasına geçti. Sabretmeliydi Ömer bu hallerine ve ses etmeden evden çıktı. Camiye gitti yine. Sohbetleri vardı. Hocasıyla ve arkadaşlarıyla görüşürse keyfi muhakkak yerine gelirdi. Açılış için Kur'an-ı Kerim okutmak istediler. Ömer seve seve okuyabileceğini söyledi ve başladı okumaya. Herkes onu dinliyordu. Bütün genç delikanlılar tefekküre dalmış, ayetlerin manasını anlamaya çalışıyordu. Ömer öyle güzel okuyordu ki, Kur'an-ı Kerim'e sesi öylesine hakimdi ki, hiçbir kemancı bir kemanda böyle güzel ses çıkartamazdı. Fakat o da ne? Bir ayette takılmıştı Ömer. Herkes başını kaldırıp şaşkın şaşkın Ömer'e baktı. Sesi gitmişti. Kısılıyordu sesi. Öksürerek devam etmek istedi Ömer ama olmuyordu. Bana müsaade, hakkınızı helal edin diyerek ayrıldı camiden. Eve gitti. Vakit namazlarını suskun suskun kılıyordu artık. Korkmuştu. Dualarını kısıtlıyordu. Yalnızca af diliyordu Rabbinden. Ama ağlayamıyordu. Eski Ömer gitmiş, yerine yeni bir Ömer gelmişti. Akşama kadar yatağından çıkmıyordu. Hastaysa da hastaydı. Ne vardı bunda yani? Zaten hayatında kimse yoktu. Annesi ve babası sağlıklıydı. Birbirlerine bakarlardı. Hoşlandığı kız da uzaklardaydı zaten. Üniversiteden hiçbir haber gelmiyordu. Hem şimdi sesi de gidiyordu. Morali iyice düşmüştü. İsyan etmekten korkuyordu. Ama duyguları alt üst olmuştu. Halsizdi. Umutsuzdu. Sürekli uyuyordu Ömer. Vücudunun dengesi bozuluyordu. Depresif bir hal içerisindeydi. Böyle olmamalıydı. Ne oluyordu Ömer'e? Nedendi bu vazgeçiş? Hastaysan hasta. İyi, biter işte her şey. Rabbime kavuşurum diye konuşuyordu. Sonra onu bu dünyada tutan bir şeyin olmadığını düşünüyordu. Yine düşünceli bir halde uykuya daldı. Gösteri salonunun önündeydi. Gidiyordu. Dur, gitme diye birisi çağırmıştı. Arkasını döndü Ömer.
suyunu ödediği kız arkasından koşuşturuyordu. "Bekle lütfen," diye yavaşça Ömer'e yaklaştı. Başını eğdi. "Daha kapanmamış bir hesabımız var. Lütfen," diyordu. "Bu işi bu kadar uzatmanın manası yok," diyordu Ömer. "Bir su parası yüzünden nefesini neden bu kadar tüketiyorsun?" diyordu Ömer. Kız, "Daha kapanmamış bir hesabımız var. Lütfen gitme," demeye devam etti. "Lütfen." Ve Ömer uyandı. Sabah ezanı okunmaktaydı. Bu rüya neyin nesiydi? Seccadesine vardı. Namazını kıldı. Secdede gözyaşlarına boğuldu. Aklı, yüreği, her şeyi karma karışıktı. O böyle değildi ki. Nasıl değişmişti birden? Bu umutsuzluklar, bu karanlıklar nereden gelmişti birden üzerine? Kendisini çok yalnız hissediyordu. Yalnızca Rabbine sığındı. Tek dostu oydu. Onu tek anlayan, ne olursa olsun hep yanında olacak olan bir Rabbiydi. Secdede gözyaşı dökerek uykuya daldı yine. "Gitme," diyordu genç kız. "Daha kapanmamış hesabımız var. Lütfen." Ne istiyordu Ömer'den? "Bekliyorum seni. Buralarda oturuyormuşsun galiba. Gelince bul beni. Yarım kalan hesabımızı kapatalım," diyordu. Uyandı Ömer yine. Nefes alıp vermekte zorlanıyordu sanki. Dikkate almalıydı sanki her şeyi. Dikkat etmeye başladı. Boğazında çok garip şeyler oluyordu sanki. Ara sıra sesi gidiyor, yemek yerken, su içerken, nefes alırken zorlanıyordu artık. Annesine bir şey belli etmemeliydi. Genç kızı bir daha görmeliydi Ömer. Hastalığı ciddi görünüyordu. Onun için yaşamalıydı. Hemen gizli gizli doktorun verdiği broşürdeki numarayı aradı. Teşhis için bir sürü doktora gitmeliydi. Günler boyu süren muayeneler, annesine hiçbir şeyi belli etmek istemiyordu. "Anne, bugün geç geleceğim. Baba, bugün önemli işlerim var," diyerek sürekli bahaneler buluyordu. Bir gün yine aradı evi. "Bugün Hasanlar'da kalacağım," diyordu. Eve gidemezdi. Özel bir testten geçmişti. Radyoaktif bir madde verilmişti iğneyle. Ayşe'den uzak durmalıydı. Küçük çocuklara yaklaşamazdı. Kimseye bir şeyler anlatamıyordu da. Neredeyse her gün testlerden geçiyordu. Sonunda sonuç belirleyici testi de yapmışlardı ve Ömer'e hastalığı bildirildi. Kötü huylu bir tümör. Ömer kanserdi. Artık ailesinin de her şeyi bilmeye hakkı vardı. Bunu da gizleyemezdi. Babası işe gidiyor, işten geldiğinde hemen uyuyordu. Pek görmüyorlardı birbirlerini. Gece gündüz ailesi için çalışıyordu. Bilse yıkılırdı. Annesi ise oğluna çok düşkündü zaten. Bilse dünyası kararırdı, daha da üstüne düşerdi oğlunun. Ortalığı ayağa kaldırırdı belki. Ya Ayşe, abisinin bir tanesiydi. Abisi onun kahramanıydı. Ona bir şey olsa Ayşe'yi kim korurdu, kim severdi? Bir de ismini bile bilmediği, edebine vurulduğu o genç kız. Yarım kalmış bir hesap varmış demek ki. Ömer onlar için, ailesi için yaşamalıydı. Ailesine durumu bildirdi. Babasıyla pek arası yoktu Ömer'in. Birbirlerine saygı gösterseler de sevgilerini gizlerlerdi her zaman. Babasının odasına gidip gizli gizli ağladığını gören Ömer kahroluyordu. Meğer ne kadar da seviyormuş onu. Ya annesi? Öyle bayılıyordu. Elinden tesbihini düşürmüyor, sürekli ağlayarak başındaki yazmayı ıslatıyordu. Ayşe'nin ise hiçbir şeyden haberi yoktu. "Abi, acıyor mu boğazın? Niye ameliyat olacaksın?" diye abisinin kucağına oturdu. "Onu alacaklar abicim, oradan bitecek. Bir şey yok," diye onu teselli ediyordu Ömer. "Abi, bak canın çok yanarsa ağla o zaman, bırakırlar doktorlar."
ben hep öyle yapıyorum diyerek abisinin gömleğiyle oynuyordu Ayşe. Bak ben sana ayıcığımı getiririm, çikolata getiririm, hemşirelere dokundurtmam ben, yemeğini ben yediririm diye abisine sarıldı. Çok seviyordu onu, kıskanıyordu. Korkuyordu da Ayşe. Abi geri güçlü olacaksın değil mi? Böyle yapmayacaksın artık. Beni yine gezmeye götüreceksin. Söz mü? Diye sordu Ayşe. Korktuğu her şeyi diline almıyordu. O küçüktü. Susmalıydı. Küçük çocuklar çok konuşmamalıydı. Ömer kardeşinin konuşmalarına dayanamadı. Başından öpüp kokladı ve gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı. Hemen o gün ameliyat olacaktı. Erken teşhis ve erken müdahale çok önemliydi. 2 rekat namaz kıldı Ömer hastaneye gitmeden önce. Annesinden rica etti. Serçe parmağına kına yaktırdı yine. Ara ara yaptırırdı. Rabbine kurban olsun diye. Çantasını hazırlayarak hastaneye gitti. Ölümcül tehlikesi yoktu. Ama tedbir almalıydılar. Ameliyat esnasında diğer organları zarar görebilirdi. Ömer ailesiyle helalleşerek ameliyata girdi. Saatler geçmek bilmiyordu. Destek amaçlı aileler gelip konuşuyordu aileyle. Ömer'in annesi sürekli ağlıyordu. Babası da iş yerinden izin almıştı. Sürekli iş yerinden aranıyordu. Onunla mı uğraşsa, oğluyla mı? Oğlu için canını verirdi. Tek derdi oğluydu. Sonunda telefonunu kapatıp oturdu. Minik Ayşe'yi komşuya bırakmışlardı. Ağlıya ağlıya bir hal olmuştu. Abisinin yanında olmak istiyordu. Ama abisi ameliyattan çıkmadan annesi hastaneye getirilmesine müsaade etmemişti. Saatler geçmek bilmiyordu. Sanki günler geçiyordu Ömer'in annesi için. ''Neden halen getirmediler?'' diye soruyordu Türk hemşirelere. Onlar da merak etmişlerdi. Sormak için hastaların beklediği odaya gittiler. Ağlıya ağlıya bir hal olmuştu kadın. ''Kanser yayılmış mıydı acaba vücuduna?'' ''Canım oğlum!'' diye hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ve sonunda oda kapısı açıldı. Gözleri yarı kapalı şekilde Ömer girmişti içeri. Boğazı kocaman sarılmıştı. Hemşireler ağrı kesici verip teker teker odadan çıktılar. ''Oğlum, ağrın var mı?'' diye ağlıyordu annesi. Oğlunun başını okşuyordu. Ömer kafasını salladı. Ağrısı olsa da olmadığını söylemeye çalışıyordu annesinin üzülmemesi için. Oğlunu daha fazla yormak istemedi annesi ve Ömer uzun bir uykuya daldı. Uyandığında başında doktoru vardı. Bir tercüman yardımıyla annesi ve babasına durumunu açıklıyorlardı. Erken müdahalenin sonucunda diğer organlara dağılmadan tümör alınmıştı. Sadece bir sorun vardı. Hastalığıyla baş etmeyi öğrenmeliydi Ömer. Ne kadar zor olsa da kabullenmeliydi her şeyi. Günler, haftalar, aylar, tam tamına 1 sene geçmişti aradan. Ömer yanında arkadaşlarıyla bir gösteri salonunda oturuyordu. Evet, tam 1 sene önce hoşlandığı kızı gördüğü marketin karşısındaki salondu bu. Onu yine görebilme heyecanıyla yanıp tutuşuyordu Ömer. O kız rüyalarından, hayallerinden, dualarından bir an olsun eksilmemişti. Bu sefer yine görürse ona dünyaları verebilirdi Ömer. Yine çok güzel giyinmişti. Başı daima eğikti. Yine de engel olamıyordu ona bakan genç kızların bakışlarına. Ama onun umurunda bile değildi. O sadece bir kişiyi görmek istiyordu. Acaba gelmiş miydi bu senede? Acaba orada mıydı? Sorular aklını kurcalıyordu. Bir an önce gösterilerin bitmesini istiyordu. Markete gidecek ve kızı arayacaktı. Her şeye bakacaktı orada mı diye. Neden başlamıyordu gösteri? Heyecandan eli ayağı titriyordu Ömer'in. Birden sahnenin sol ön köşesinden kahkaha atan kız seslerini duydu.
herkes bir anda onlara döndü. Bu grup içlerinde başı kapalılarında, başı açıklarında bulunduğu erkek kız karışık bir gruptu. Ömer'in kendisi mahcup oldu ve gözlerini salonda gezdirdi. O gruba dönüp başını eğen birisi daha vardı. Evet, aynı sırada en sağda oturan mütevazi, edebi yüzünden okunan o güzel kızı gördü Ömer yine. Bu o kızdı, hoşlandığı kızdı. Onu yine görebilmişti. Arkadaşlarıyla gelmişti bu sefer. Gayet sessiz ve dikkat çekmeyen bir halde oturmaktaydı. Genç kız rahatsız olmuştu sanki bu gruptan. Bir sıra daha arkaya geçtiler hemen oyalanmadan. Ayakta pek görünmeden, dikkat çekmeden. Ömer utanıp başını eğdi. Sürekli onu izleyemezdi. O güzel bir kızdı. Biraz sonra programı açmak için bir adam çıktı sahneye. Yine aynı adam. Bir sene önceki sunucu vardı. Allah'ın selamını vererek başladı sözlerine. İlk gösterimiz için bir müezzin var mı diye söyleniyordu sunucu. Seyirci de katılırsa daha güzel oluyor. Evet, lütfen kırmayın bizi. Allah rızası için. Bakın her sene seçerim birisini, bilirsiniz. 6 senedir yapıyorum bu işi. Lütfen. Ama hiç kimsecikler kalkmıyordu. Sunucu gözlerini seyirciler arasında gezdirdi. Biraz sonra gözleri Ömer'e takıldı. Kardeş, sen diye bağırdı. Bütün salon susmuştu. Herkes Ömer'e bakıyordu. Ömer bakışlarını şaşkın şaşkın sunucuya çevirmişti. Geçen sene ezan okuyan delikanlı değil misin? Ömer başını sallayarak ona evet dedi. Herkesi ağlatmıştın. Heyt be, Ömer değil miydi adın? Buyur, bu sene de seni alalım. Sunucu abini kırmazsın herhalde. Ömer başını eğdi, mahcup oldu. Arkadaşları birbirine bakmaya başladı. Vallahi senin gibi okuyanını görmedim. Yanlış anlama beni. Çok etkilenmiştim diye ısrar etti sunucu. Ömer başı eğik halde orada oturuyordu. Başını çevirip kıza baktı sonra. O da Ömer'e bakıyordu. Gözleri bir anda birbirlerine değdi. İkisi de utanarak başını eğdi. Ömer arkadaşlarına baktı. Biraz sonra arkadaşları kendi aralarında konuşmaya başladı. İçlerinden birisi kalkıp sahneye koştu. Genç kız yanındaki arkadaşına seslendi. Geçen sene duymuştum onu. Çok güzel okuyor. Ağlamıştım. Dinle bak sen de diyerek başını eğdi. Onu markette gördüğünü hiç bahsetmedi arkadaşına. Neden okumuyor diye sordu arkadaşı. Bilmem diye cevap verdi genç kız. Onun hakkında konuşurken bile utanmıştı. Birden aa diye söyleşenler oldu. Genç kız merak ederek başı eğik şekilde Ömer'e doğru yürüdü. Ömer ağlıyordu. Neden ağlıyordu ki? Yoksa kötü bir durum mu vardı? Neden kalkmıyordu? Neden ezanı okumuyordu? Mahcup halde boynunu büktü Ömer. Sahnedeki adam da boynunu büktü. Üzülmüştü bir an. Kardeşim geçmiş olsun. Bilmiyordum. Hakkını helal et. Diyerek Ömer'den özür diledi. Ömer'in arkadaşı koşarak yerine oturdu. Başka birisi seçildi ve ezan okunmaya başladı. Ömer daha da ağlıyordu. Arkadaşları ona bakmamaya çalışıyorlardı. Kendisine acıdıklarını zannetmesin diye. Ama çok üzülüyorlardı. Genç kızın yüreği yandı bir an ve program boyunca Ömer'i düşündü. Ömer ise mahcup bir şekilde hüzünle seyretti programı. Program bitiminde ise başı eğik halde salonu terk etti. Dışarıda arkadaşlarıyla birlikte bekliyordu bir köşede. Arkadaşlarına genç kızdan hiç söz etmedi. Kıskanıyordu onu. Şimdiden sahiplenmişti. Kimse bilmemeliydi. Biraz sonra genç kız arkadaşlarıyla birlikte salondan çıktı. Ömer başı eğik halde dinliyordu onu. Belki konuşurdu yine. Belki sesini duyardı. Genç kız sessizce yürümeye başladı. Birden minik bir kız çocuğunun sesi duyuldu. ''Hocam, hocam, Ayşe hocam!'' diye bağırıyordu. Genç kıza sarıldı minik kız. Demek ki adı Ayşe'ydi. Ne güzel bir isimdi bu.
Evet, ismine layık birisiydi. Ayşe utanarak başını eğdi. Sessizce gülümseyerek konuşuyordu minik kızla. Hoca değilim ki ben daha. Ne demiştim? Abla desen yeterli. Ama hocam diyerek tatlı tatlı bakıyordu minik kız Ayşe'ye. Belli ki talebesiydi. Bir hafta derse arkadaşım da gelmek istiyor. Ama annesi adresi soruyor. Ben bizim caminin sokak ismini bilmiyorum. Ne demeliyim? Ayşe mütevazi bir şekilde minik kızın başını okşadı. Ve bir sokak ismi söyledi. Aklında tutabilecek misin? Minik kız aklında tutmuş mu? Bilemezdi ama Ömer'in sokak ismini aklında tuttuğu kesindi. Bak kağıdı yazayım diyerek çantasından bir şeyler çıkardı Ayşe. Ömer'in arkadaşları gitmek için hazırdı artık. Hadi Ömer diye Ömer'i çağırdılar. Ayşe birden Ömer'in de orada olduğunu fark etti. Başı eğik halde ayağa kalktı. Utanmıştı. Onu görmemişti. Ömer'le göz göze geldiler bir an. Mahcup oldu Ayşe. Göz göze bile gelmemeliydi. Talebesine kağıdı uzatıp arkadaşlarının yanına gitti hemen. Ömer de daha fazla durmadı orada ve arkadaşlarıyla evin yolunu tuttu. Eve gider gitmez annesinin yanına koştu. Onu dürttü. Kolundan çekiştiriyordu. "Ne oldu oğlum?" diye sordu annesi. Ömer eline bir kağıt, kalem aldı ve masaya oturdu. Annesine bir adres yazdı. "Bu ne oğlum?" diye sordu annesi. Ömer utanarak başını eğdi. Gülümsüyordu. "Yoksa?" diye sordu annesi. Ömer hiçbir şey söylemeden başı eğik şekilde bekledi. "Rüyalarında gördüğün kız mı?" diye sordu annesi. Ömer başını salladı. "Peki onun da sende gönlü var mı?" diye sordu annesi. Ömer'in yüz ifadesi değişti birden. Bilmiyordu. Ama annesine düşen belliydi. Uzakta olsa biricik oğlunu kırmayacak o kızı araştıracaktı. Yanına bir arkadaşını alıp o şehirdeki adrese gitti. Camiye gidip kızı sorup soruşturacaklardı. O günlük Ayşe'yi götürecekti yanına. O da genç kızın verdiği sohbetten yararlansın diye. Ömer evde heyecandan ölecek gibiydi. Annesinden bir haber bekliyordu. Bekar olmalıydı. Parmağında yüzük yoktu. Hem evli bir kız muhakkak eşiyle birlikte gelirdi. Ömer'in gözlerine de bakmazdı. Acaba nasıl bir cevap alacaktı? Hoşlandığı, o edebini çok beğendiği kıza kavuşabilecek miydi? Saatler geçmek bilmiyordu. Babası da oğlunun heyecanına katılmıştı. "İnşallah olur oğlum. Senin de mürvetini görürüz," diye seviniyordu. Ömer'in hastalığı aralarındaki duvarı yıkmıştı. Onları bir araya getirmişti. Birbirine kenetlenmişlerdi. Ömer utanarak suskun suskun başını eğdi. Arada camdan dışarıya bakıyor, annesinin gelip gelmediğini görmek istiyordu. Ezan okununca hemen seccadesine koştu. Namazını güzelce kılıp hayırlısı için dua etti. Duasına amin der demez zil çaldı. Annesi gelmişti. Arkadaşıyla kapıda vedalaştılar ve annesi içeriye girdi. Soluk soluğa kalmıştı. Ömer kolundan çekiştirip koltuğa oturttu annesini. Kağıtla kalemi hazırlamıştı bile. Meraklı gözlerle annesine baktı. Ayşe, elindeki süslü hediyelerle babasına koştu. Ona elindekileri gösteriyordu. Ömer'in annesi yavaştan alıp ceketini çıkartıyordu. Çıldırmak üzereydi Ömer. Bir an önce anlasaydı ya annesi. "Abi bak," diye elindekileri gösterdi Ayşe. Ömer görmek istemiyordu bir şey. Ama Ayşe anlatmaya devam ediyordu. Orada çok güzel, tatlı bir abla vardı. O öğretti. Onun da adı Ayşe'ymiş biliyor musun? Diye gülümsüyordu. Ömer birden Ayşe'ye dönüp onu kucağına aldı. Yaptıklarına bakmak istedi. Çocuklara eğlenceli bir şekilde dini bilgiler öğreten çalışmaları vardı. İslam'ın şartlarını gösteren sütunlar, bir dua camisi, caminin her parçasında sure ismi yazıyordu. Her öğrendiği duada caminin bir yanını boyayacaktı Ayşe. "Bak, Sübhane'yi okudum. Minareyi boyayabilir misin?" dedi Ayşe abla. "Hemen öğreneyim diğerlerini de abi. Bir daha gidebilir miyim oraya abi? Ne olur abi?"
annem çok uzak diyor. Sen götürebilir misin beni oraya? Ömer'in gözleri dolmuştu. Çok hoşuna gitmişti bu durum. Annesine baktı. Sonra ne olur tercihsine ve annesi anlatmaya başladı. Numaralarını aldım oradan bir hocadan diyerek gülümsedi. Yolda aradık da kızın okulu yeni bitmiş. Hoca olmak istiyormuş. Sorduk soruşturduk. Bekar, tazecik kız. Ben çok beğendim. Hanım hanımcık. Hiç haberi de olmadı kızın. Daha annesiyle görüştük sadece. Yarın akşama bekliyorlar bizleri. Ömer mutluluktan havaya uçuyordu. Bu nasıl bir sevinçti. Hemen koşup seccadesine vardı yine. Şükür namazı kılıyordu. Rabbine teşekkür ediyordu. Böyle güzel bir müjdeyi ömründe almamıştı. Hazırlıklar hızla tamamlandı. Ertesi gün kız evine gitmeye hazırlandılar. Ömer yine ilk gösteriye gittiğindeki gibi çok güzel giyindi. Sokakta görenler bile hayretle bakıyordu onun yakışıklılığına. Ama o aldırış etmedi. O bugün kız görmeye gelmişti. Yavaşça yukarı çıktılar. Heyecandan eli ayağı titriyordu Ömer'in. Evin kapısını Ayşe'nin annesi açtı. Minik delikanlı da yanında duruyordu. Ayşe mutfakta herkesten habersiz ağlıyordu. O evlenmek istemiyordu. Sevdiği vardı. Ya babası ısrar etseydi, zorla evlendirseydi? Minik delikanlının bağırmasıyla irkildi birden Ayşe. "Aa, sen o abisin. Ben seni biliyorum." diye bağırıyordu. Ömer küçük çocuğun başını okşadı. Sus işareti yaptı. Büyüklerin yanında öyle konuşulmazdı. Yanlış anlaşılırdı. Ayşe ile daha önce bir münasebetlerinin olduğunu sanabilirdi aileler. Ayşe içeride durakladı birden. Kardeşinin "sen o abisin" diye hatırlattığı kişi kim olabilirdi ki? Gözyaşlarını sildi. Biraz sonra misafirleri oturtmuş olan annesi Ayşe'nin yanına geldi. "Hadi, misafirlere hoş geldin de kızım," diyordu. Ayşe utanıyordu. Başı eğik halde annesine bakıyordu. "Hadi kızım." "Anne, gitmesem" diye bir çıkış yolu arıyordu. Annesi o an utangaç haline gülümsedi. "Annesinin kızı. Ben de baban da böyleydim. Utanman çok doğal. Korkma. Bak sadece hoş geldin diyeceksin" diye kızını teşvik etmeye çalışıyordu. Ayşe misafirleri daha çok bekletemeyeceğini anladı. Güzel elbisesiyle suskun bir halde içeri süzüldü. Başı eğik halde "hoş geldin" dedi. "Hoş bulduk yavrum" diyerek karşılık verdi Ömer'in annesi. Ayşe odadan çıkacaktı ki birden onu görmeye gelen çocukla göz göze geldi. Ömer'di bu. Yanakları birden kızardı. Ömer de o da başını öne eğdi. Bütün akşam boyunca da kalkmadı o başlar. Ayşe mutluluktan havalara uçuyordu. Uzaktan uzağa hoşlandığı çocuk bir kelamından dahi etkilendiği, sevdiği gelmişti onu görmeye. Bir dahaki adım kız isteme olacaktı. Hayallerine kavuşacaktı Ayşe. Herkesten habersiz şükür namazına durdu. Ömer'in ise eli ayağı birbirine girmişti sanki. Heyecandan ne yapacağını, nereye bakacağını bilmiyordu. Sonunda "biz size haber veririz" diye cevap aldılar kızın ailesinden. Ve Ömer'ler kalktı. Kapıda onları yollamaya geldi Ayşe. Başını bu sefer hiç kaldırmadı. O göreceğini görmüştü zaten. Daha fazla bakamazdı ona. Henüz helali değilken. Böylece Ömer'ler evlerine uğurlandı. Ve ertesi gün haber bekliyorlardı ailecek. Ömer bütün gün başını Kur'an'dan kaldırmamıştı. Bir an önce evlenmek istiyordu Ayşe ile. Bir an önce kavuşmak. Sonunda telefon çaldı. Ömer'in annesi konuşuyordu. Ömer hızla yanına koştu. "Ne diyorlar?" dercesine annesinin gözlerine baktı. Anlıyorum. Anlıyorum. Hayırlısı olsun diyordu annesi. Yüz ifadesi düşmüştü. Nasıl söylerdi oğluna? Yıkılırdı Ömer. Mahvolurdu. Sevmişti Ayşe'yi.
Annesi telefonu kapatır kapatmaz Ömer kollarından tuttu. Annesinin dilinden düşecek sözleri bekliyordu. Oğlum, başka kızlara da bakalım. Öyle karar verelim olmaz mı? Diye başı eğik halde bekledi annesi. Ömer öfkeyle başını salladı. Elleri yerinde durmuyordu. Ne demekti bu? Pazardan mal mı alınıyordu? Sevmişti Ayşe'yi, onu istiyordu. Ne söylediler? Dercesine annesine baktı. Babası istememiş diye boynunu büktü annesi. Ömer masadaki kağıdı alıp kocaman harflerle tek kelimelik bir soru sordu. Neden? Annesi sadece sustu. Ömer telefonu alıp duvara fırlattı. Telefon kırıldı. Annesi ağlamaya başladı. Ömer anlamıştı. Konuşamıyor diye istememişti babası. Nasıl anlaşacaklar? Nasıl konuşacaklar? Nasıl olur bu iş diye çıkışmıştı babası. Ömer haberi olmasa da tahmin ediyordu. Kesinlikle sesinin gitmesi tek engel olabilirdi bu evliliğe. Ne yapsaydı Ömer? Allah'ın takdiriydi bu. Sağdı. Güçlüydü. Kuvvetliydi. Sağlıklıydı. Okuyordu. İş sahibi de olacaktı. Maddi durumları da yerindeydi. Tek sorun sesinin gitmesi miydi? Bu durum onu kahrediyordu. Kendi kendine öfkelendi Ömer. Artık evlenmeyecekti. Kendine söz vermişti sanki. Artık olmayacaktı bu iş. Ağlayarak secdelere kapandı. Bitmişti her şey. Daha başlamadan bitmişti. Artık sevdiğini görmeye de gidemezdi. Ya Ayşe? Ayşe istemiyor muydu onu? İstiyor olmalıydı. Ömer bakışlarından anlamıştı bunu. Yüreğinde hissetmişti. Seviyordu. Sırf babası için sevdiği kızdan uzak duracaktı. Kendine söz vermişti. O şehre bir daha uğramayacaktı. Yalnızca son kez görmek istedi sevdiğini. Eline bir kağıt kalem aldı ve bir yazı yazdı. Arabasına bindi, hızla gidiyordu sevdiğinin şehrine. Annesi evde oturmuş, ağlıyordu oğlunun haline. Biraz sonra varacaktı Ayşe'nin yanına. Biraz sonra ona son mektubunu verecekti. Son sözlerini bırakacaktı ona. Sonra söz verecekti. Bir daha karşısına çıkmayacağına dair. Ömer gaza basıyordu. Hızla gidiyordu. Hızını artırdı. Daha hızlı olmalıydı. Bir an önce gitmeliydi ve bitmeliydi bu iş. Sanki zamana karşı yarışıyordu Ömer arabasıyla. Onca yolu kısa bir sürede gidebilmişti artık. Sevdiği kızın yaşadığı şehirdeydi. Caminin yolunu tuttu. O kalabalık da neyin nesiydi? Cami önünde kocaman çadırlar süslenmişti. Kitaplar, yemekler, insanlar alışveriş yapıyorlardı. Demek ki bir kermes vardı. Acaba orada mıydı Ayşe? Ömer arabasından indiği gibi kermes alanına yürüdü. Ayşe'yi arıyordu gözleri. Seviyordu onu. Sevdiğine kavuşamayacaktı. Hüzünlüydü ama bir o kadar da öfkeli. Hiçbir şey düşünmüyordu artık. Kalbi küt küt atıyordu. Yüreğinde sorma niyeti vardı ya. Sesi gitmişti Ömer'in. Kime soracaktı ki Ayşe'nin nerede bulunduğunu? Belki oradaydı hem. Belki görürdü onu. Belli mi olur? Ömer sırasıyla bütün çadırları gezdi. Hiçbirinde Ayşe yoktu. Ömer oracıkta sevdasını ahirete erteledi. Ayşe Hoca, bir su verir misin diye bir ses duydu birden. Ses sol taraftan geliyordu. Ömer başını çevirdiği yerde Ayşe siyahlar içinde tezgahın arkasındaydı. Çok sade ve mütevaziydi yine. Bakışları kermes alanında gezmiyor, yalnızca önüne bakıyordu. Haline, hareketine dikkat ediyordu her zamanki gibi. Bir de hüzün bulutları kaplamıştı yüzünü. Gözleri ara ara ıslanıyordu. Sanki rüzgar siliyordu yaşlarını. Ömer usulca Ayşe'ye yanaştı. Biraz sonra çocuklar da sularını alıp gittiler. Su standında duruyordu Ayşe. Ömer adım adım ona doğru yürüyordu.
İşte o an Ayşe başını kaldırdı. Ömer'le göz göze geldi. Gözleri ıslandı yine. Yanakları kızardı. Kaçacak yer arıyordu bakışları. Ayşe hemen başını çevirdi, mahcup oldu. Ömer yaklaştı. Yine bir yudum su vesilesiyle karşılaşmışlardı. Ömer suya işaret etti. Ayşe başı eğik halde konuştu. ''Bilmiyordum.'' dedi. Ömer ellerini kaldırıp çırptı. Ayşe'den bir şey duymak istiyormuşçasına ''Bilmiyordum, lütfen, çok özür dilerim.'' Ömer tekrar su şişesine işaret etti. Ayşe sustu. ''Babam istemedi Ömer.'' diye seslendi yine. Ömer başını kaldırıp tekrar Ayşe'nin gözlerine baktı, başını çevirdi. Kaşlarını çattı. ''Ya sen?'' dercesine. Ayşe'nin gözleri daha fazla dayanamadı Ömer'in gözlerine. Gözlerinde yaşlar birikti. Bir bir yanaklarına düştü. Mahcup halde başını eğdi. Hiçbir şey söylemedi Ömer'e. Söyleyemezdi. Olmazdı. Ömer cevabını almıştı. Son kez su şişesine işaret etti. Şişeyi eline alıp diğer elindeki kağıt parayı Ayşe'ye uzattı. Paranın üstünü vermeye çalışıyordu Ayşe. Arkasını döndü, Ömer çoktan gitmişti bile. Ardından yaşlı gözlerle baka kaldı Ayşe. Gidiyordu. Nereye gidiyordu? O da seviyordu. O da seviyordu, söyleyememişti. Ayşe elindeki kağıt paraya baka kaldı. Birden bir not buldu. Ömer notu kağıt paranın arasında saklamıştı. Ayşe kağıdı açarak yavaşça okudu. Kerbela'da su ne demekse, sen de ben de öylesin. Kuldan yasak, Allah'tan hak. Her şeyini bırakarak çadırdan çıktı Ayşe. Ömer'in peşinden koşuyordu. Yetişmeliydi. Sevdiğini belli etmeliydi. Söylemeliydi. Ömer gidiyordu yoksa. Ayşe hızla koşmaya başladı. Ama tanıdıkları onu gördükçe selam veriyor, oyalıyorlardı. Sonunda kalabalıktan çıkabildi. Ömer biraz uzaktaydı. Arabasına binmişti. Yetişebilirdi Ayşe. Koşsa yetişirdi ama durdu. Aklı, yüreği, bedeni gitmiyordu. Gidip ne diyecekti? Ne kadar yakışırdı ki bir genç kıza. Bir delikanlıya gidip ben de seni seviyorum demek ne kadar yakışırdı. Ayşe kaderine razı olmalıydı. Ve Ömer gaza basarak oradan uzaklaştı. Hem de ardına bile bakmadan. Alacağı cevabı almıştı o. Evet, eksikti o. Sesi gitmişti. Evlenmeye hakkı yoktu. Kim bilir nasıl bir eşi olacaktı Ayşe'nin. Vazgeçmeliydi Ömer. Unuturdu ki zamanla her şeyi. Sanki yıllardır Ayşe'yi tanıyormuş gibi o hissi unuturdu. Bir daha o şehre varmadı Ömer. Ayşe'nin adını bile anmadı. Seneler geçti aradan. Kocaman bir salonda sahnede oturuyordu Ömer. Yanında onun gibi birkaç delikanlı daha vardı. Seyirci coşkuluydu. Herkes merakla bekliyordu kimin kazanacağını. Ve sonunda kazanan isim açıklanacaktı. Hafız Ömer. Büyük bir coşku koptu salonda. Ömer birinci olmuştu ezan yarışmasında. Ses telleri ameliyat sonrası zarar görüp susmuştu, evet. Ama yıllar sonra yerine gelmişti o güzel sesi. Ömer sesine kavuşmuştu. Sevdasına kavuşamamıştı ya, sesine kavuşmuştu. Mütevazi bir şekilde mikrofonun başına geçti. Herkesi duygulandıran bir konuşma yaptı. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Lütfen, alkış istemiyorum. Ne ezan okuduğumda, ne de şu kürsüde konuştuğumda. Beni bu acizliğimle alkışlamamanızı istiyorum. Ben bu yarışmaya birinci olmak için katılmadım. Hiçbir şeyin imkansız olduğunu göstermek için katıldım.
Allah'tan ümit kesilmeyeceğini göstermek için. Amacım umutsuz kardeşlerime umudu göstermekti. Başarıyı göstermekti. Bildiğiniz gibi sesimi kaybetmiştim. Ama insan Rabbine güvenince her kötü hastalığı atlatabilirmiş. Buna inanın. Rabbimizin bir ol emrine bakıyor her şey. Bir ol demesiyle sesimi kaybettim. Ve bir ol demesiyle tekrar kavuştum. Kendime güvenmemeyi, asla övünmemeyi öğrendim. İşin güzelliği benim sesimde değilmiş. İşin aslında bu ses zaten benim de değilmiş. Her şey yüce yaratanınmış. Kimse güzelliğini ebedi zannetmesin. Sesimiz duyulana kadar devam edeceğim inşallah ezan okumaya. Müminleri namaza çağırmaya devam edeceğim. Bu mesajımı da dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Selametle. Ve Ömer mikrofonu bıraktı. Biraz sonra sunucu Ömer'e hediyelerini takdim etti. Ömer birçoğunu kabul etmedi. Yalnızca iki parça hediyeye göz yumdu. Özel kaplamalı bir Kur'an-ı Kerim ve yanında bir müezzinin aşkını anlatan çok ünlü bir kitap. Başlığı dikkatini çekmişti. Ömer bu hediyeleri ancak sevinebilirdi. Kitap okumayı çok severdi. Annesi de çok sevinmişti oğlunun birinciliğine. Ama övülmekten çok hoşlanmadığı için fazla övmedi onu. Evlerine vardılar. Hediyelerine bakıyordu Ömer. Kur'an-ı Kerim alıp güzelce rafına koydu. Olur da evlenirse evleneceği kadına hediye etmek istiyordu. Diğer kitabı da eline aldı. Kitabın adı Sessiz Tekbir. Ne kadar ilginç bir ismi vardı. Ne kadar da Ömer'i yansıtıyordu. Onu anlatıyordu bu kitap. Ömer kitabın arka kapağını okumak istediği ve okudu. Sözler boğazında düğümlenmişti. Yazarın ismi Ayşe'ydi. Sevdiğiydi. Ya sözleri? Ömer elini kalbine götürdü. Ne demekti bu? Kitabın arkasında öyle bir yar sev demiş ki Mevlana, elinde su tasıyla iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni. Beklerim. Su tasını elimde titretmeden beklerim. Bir damla suya muhtaç olsam da, kaç gün susuz kalsam da yine beklerim. Gecikmende bile bir hayır arar. Hüseyin diye susuzluğa boyun eğer. Yine beklerim. Kerbela kanı akıtırım göğsümden. Acıya katlanır. Yine beklerim. Sen gelmeden açmam aşk orucumu. Ezanımız okunsun hele. Şimdi gelir der. Yine beklerim. Sessiz tekbir. Bu kitap Ayşe ile Ömer'in hikayesini anlatıyordu. Allah'ım, bu nasıl bir duyguydu? Ömer'in verdiği nota karşılık Ayşe Ömer'e olan sevdasına karşı susmuştu ya, şimdi dillenmişti işte. Ömer gözlerindeki yaşlarla ıslatıyordu kitabı. Okumak için sabırsızlanıyordu. Ama okuyamazdı. Heyecandan eli ayağı titriyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kitabı açtı hemen. Yazarın biyografisini okumalıydı. Acaba evlenmiş miydi Ayşe? Resmi var mıydı kitapta? Resmi olsaydı bütün kitapları yakabilirdi Ömer. Açtı. Evet, resmi yoktu. Peki ya biyografisi? İlahiyat okumuştu Ayşe. Pek de bilgi yoktu içinde. Yok, evlenmemiş olmalıydı. Kitabı yazdığına göre evlenmemiş olmalıydı. Hemen eşyalarını toplayarak annesine bir şey demeden evden çıktı Ömer. Yola koyuldu. Yine seneler öncesi gibi hızla gidiyordu. Hızla gaza basıyordu. Yine zamana karşı yarışıyordu adeta. Dilinde sessiz tekbirlerle sürdürüyordu arabasını. Kitabı okumadan yola koyulmuştu. Belki Ayşe ile evlenirdi. Onun dilinden dinlerdi bu kitabı. Yollar bitmek bilmiyordu. Hızla o şehre doğru sürüyordu Ömer. Acaba hala orada yaşıyorlar mıydı? Yoksa taşınmışlar mıydı? Acaba o gün ezanı okurken Ayşe de orada mıydı? Kalbi küt küt atıyordu Ömer'in. Ömer varmıştı evlerine. Orada olup olmadıklarını anlamak için çareyi
zile basmakla buldu. Zillere bakıp Ayşe'nin soy isminin yazıp yazmadığını kontrol etmeliydi. Korkuyordu. Eli ayağı titriyordu. Ve zile bastı. Boştu. Hiçbir isim yazmıyordu. Olamaz diyerek elini duvara vurdu Ömer. Artık bitmişti her şey. Nasıl bulacaktı ki Ayşe'yi? Birden kapı açıldı. İçeriden uzun boylu, yakışıklı bir adam çıktı. Elinde kocaman bir karton vardı. Kapının kapanmaması için yerdeki tuğlayı ayağıyla kapının önüne itti. "Hayırdır, buyurun," diye sordu Ömer'e. "Ben," diye sustu Ömer. Bu genç adamdan hiç hoşlanmamıştı. Genç adam kaşlarını çattı. "Tövbe tövbe," diye seslendi. Sonra kapı önünde duran arabasına doğru yürüdü. Arabayı yüklüyordu. Ömer arkasını döndü. Aradığını bulamamıştı. Soramamıştı o adama. Bitmişti. Başka bir komşuya da sormak istemedi artık. Gerçekten vazgeçmesi gerektiğini anladı. Sonra "Ayşe!" diye çağırdı genç adam. Ömer irkilerek arkasına döndü. "Ayşe, nerede kaldın?" diye bağırıyordu. Gencecik Ayşe yüzünde inanılmaz bir hüzünle elinde kocaman bir kartonla aşağıya indi. Belli ki ağlamıştı. Ömer'i görmedi. Karşısındaki genç adama kartonu uzattı. Genç adam o kartonu da arabaya yükledi. Olamaz. Evlenmiş miydi Ayşe? Ömer dayanamıyordu artık. Olamazdı ki. Ayşe arkasını döndü. Daha taşınacak çok şey vardı belli ki. Tekrar eve gidiyordu. O sıra Ömer'in gözleri Ayşe'nin eline takıldı. Parmağında bir yüzük. Artık son umudunu da kaybetti Ömer. Ayşe evlenmişti. Arabayı yükleyen genç adam da eşiydi. Gözlerinde bir bir yaşlar akıyordu Ömer'in. Dayanamıyordu. Daha fazla bakamayacaktı. Birden Ayşe başını çevirdi ve Ömer'le göz göze geldi. Ömer başını çevirip hızla yürümeye başladı. Hayır, Ömer de bu. Kalbi küt küt atıyordu Ayşe'nin. Ömer diye çağırdı. Ömer durakladı. İlk defa söylemişti Ayşe adını. Ömer sensin diye ağlıyordu. Hayır Ayşe, sus. Evlenmişsin. Yuvanı yıkma diye söyleniyordu Ömer içinden. Artık daha fazla ağlıyordu. Arkasını dönmedi. Ömer sensin. Ne olur diye ağlıyordu Ayşe. Ömer durup arkasını döndü. Kaçamazdı artık. Ya o adam Ayşe'yi dövseydi, ona bir şey yapsaydı, buna dayanamazdı. Ayşe koşa koşa Ömer'in yanına geldi. Gözlerinde yaşlarla ona baktı. Genç adam Ayşe'nin peşinden geliyordu. Ayşe sus, birine benzettim. Bir şeyler de diyordu Ömer. Ayşe daha fazla ağlamaya başladı. Ömer, sen konuşabiliyorsun diye ağlıyordu. Ayşe, yuvanı yıkma. Ben seni tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Git artık yanımdan. Ne eşi diye ağlıyordu Ayşe. Dayı bir saniye bekler misin diye arkasını döndü Ayşe. Ömer inanamamıştı. Dayısı mıydı? Ayşe, bir sorun var yeğenim diye durakladı. Yok dayı, lütfen diye bekledi Ayşe. Dayısı da gençti, anlayışlıydı. Ayşe'ye de güveniyordu, bekledi. Ya parmağındaki yüzük diye sordu Ömer. Ben onu kimse istemesin diyerek Ayşe başını eğdi. Yani kavuşabilecek miydi Ömer Ayşe'sine? Sevebilecek miydi artık onu doya doya? Ömer diye seslendi yine Ayşe. Ömer bir saniye deyip arabasına yürüdü. Sessiz Tekbir adlı kitabı çıkarttı. Bunu sen yazdın değil mi diye sordu. Ayşe başını eğdi. Gönül isterdi ki o gün yüzüne söyleyebilseydim. Bunca sene acı çekmezdik diye sustu tekrar. Hayırlısı bugüneymiş diye gülümsedi Ömer. Ayşe'nin dayısı uzaktan uzağa seyrediyordu her şeyi. Ayşe ile Ömer'in başı eğik halleri, o mütevazi duruşlarını birbirlerini sevdiklerini anlamıştı.
yavaşça yanlarına yaklaştı. Ayşe, bizi biraz yalnız bırak. Tabii dayıcığım diye gülümsedi. Uzun uzun konuştular. Sonunda Ömer hiçbir şey demeden taşınacak eşyalara yardım etti. Yalnız tek bir şartı vardı dayısının. Ayşe annesiyle odadan çıkmayacaktı. Görmeyeceklerdi birbirlerini o günde. Böylelikle Ömer de kartonları taşımaya yardım etti. Günler geçti aradan. Ayşe'nin evinde yeni tatlı bir heyecan vardı. Ömer, Ayşe'nin dayısına verdiği sözü tutmuştu. Minik Ayşe, Ömer'in annesi, babası hepsi de oradaydı. Ayşe'nin babası Ömer'den özür dilemişti. Mahcuptu zamanında istemediği için. Bunca zamandır kızının acı çektiğini hesaplayamadı. Neyse ki Ömer bunları hesaplamıyordu artık. O, sevdiğine kavuşma heyecanıyla yanıp tutuşuyordu. Fazla uzatılmamıştı işler. Daha fazla bekletmek istememişlerdi gençleri. Dine uygun olan bir düğün yapmışlardı camide. Ezanı Ömer okumuştu. Cemaate imamlık etmişti. Ayşe de kadınlar mescidinden eşlik etmişti eşine. Düğünlerindeki saadetleri evliliklerinde de devam etti. Ayşem diye çağırdı Ömer bir akşam üzeri Ayşe'yi yanına. Evleneli kaç hafta olmuştu, Ayşe hala utanıyordu Ömer'den. Ömer de bu utangaçlığı fırsat bilip daha da utandırıyordu onu. Hadi bak, kitabın devamını okumadın daha. Bu kitaptaki kız programda o çocuğa aşık mı olmuş? diyordu Ömer. Yanı sıra gülüyordu Ayşe'ye. Ayşe utancından yüzünü kapattı. Ya Ömer diye seslendi. Kendi hikayelerini okuyordu. Her gece Ömer'e sessiz tek bir kitabından okumayı sürdürdü. Tamam tamam Ayşem, benim diye öptü Ömer yine alnından. Artık huzurluydu. Ayşe'si uzağında değildi artık. Yanındaydı ya. Hem de öyle böyle değil. Bir bardak su gibi başucundaydı daima. Örnek olması açısından lütfen videomuzu paylaşmayı ve videolarımızın devamı için Can Demiryal kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.